Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Borcam'da köstebek pasta tarifi vermek istiyorum. Özellikle kalabalık misafirleriniz için tercih edebileceğiniz, yapımı da oldukça pratik, enfes bir pasta tarifi. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca güzelce çırpalım. İyice böyle beyazlaşıp köpürmesi ve en az 3 katına çıkması gerekiyor. Evet, tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 su bardağı yine oda sıcaklığında beklemiş olan sütümüzü, 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik sıvı yağımızı ilave edelim. 1 paket vanilin de ekledikten sonra 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Onu da ekleyelim. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştıralım. Daha sonra mikserin en düşük devrinde çalıştırarak kakaomuzu ve diğer malzemelerimizi kek harcımıza yedirelim. Son olarak unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ben 2 su bardağı un ilave ettim. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim. Standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Mutlaka eleyerek ilave ediyoruz. Bu şekilde daha güzel böyle pamuk gibi kabaran yumuşacık bir kek yapmış olursunuz. Evet, unumuzu da ilave ettikten sonra isterseniz spatula ile karıştırabilirsiniz veya benim gibi mikserin en düşük devrinde de karıştırarak ununuzu kek harcınıza yedirebilirsiniz. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı. Ne çok fazla akışkan ne de çok fazla katı. Şimdi borcama boşaltabiliriz. En büyük dikdörtgen borcamda hazırlayacağım ben bu pastayı. Borcamı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek harcımı boşaltıyorum. Fırında 180 dereceye getirdim. Önce de ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-22 dakika pişmesi gerekiyor. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir ama lütfen kontrollü pişirin. Bir kürdan testi yaparak bunu anlayabilirsiniz. Evet, yeri hafif hafif vurduktan sonra kekimi fırına veriyorum. Ben de hemen diğer işlemlere geçiyorum. İç dolgusunda kullanmak için 2 su bardağı soğuk sütü bir kaba aldım. Üzerine 2 poşet toz krem şanti ekleyeceğim ve bunları güzelce çırptıktan sonra içine diğer malzemelerini ekleyeceğim. Katı kıvam alana kadar krem şantimi çırptım. Şimdi üzerine 1 çay bardağı damla çikolata, yarım çay bardağı Hindistan cevizini ilave ediyorum ve bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım ve diğer işlemlere geçeceğim. Kekim de pişti. Onu aldım. Şöyle bir 3-4 dakika oda sıcaklığında bekledikten sonra kesme işlemine geçeceğiz. Şöyle kenarlarından 1-2 parmak kalacak şekilde bir bıçakla şöyle bir çerçeve şeklinde keselim. Daha sonra kesmiş olduğumuz yerden başlayarak çok fazla tabana inmeden bir kaşık yardımıyla şöyle üst kısmını hafif hafif alalım. Ortasına bir çukur oluşturacağız. Bu almış olduğumuz kek parçalarını tabii ki kullanacağız. Üzerine robottan çekip tekrar kullanacağız. Evet, şimdi bunu robottan çekeceğim. Onu bir kenara alıyorum. Bu şekilde kesmiş olduğum kekimin üzerine şöyle yarım su bardağından birazcık fazla soğuk sütü gezdirerek kekimi ıslatıyorum. Bu şekilde böyle tam bir pasta lezzetinde oluyor. O yüzden mutlaka bir sütle ıslatalım her yerine gelecek şekilde. Evet, şimdi orta kısma 3 tane büyük boy dilimlemiş olduğum, ince ince dilimlemiş olduğum muzlarımı yerleştiriyorum. Ben 3 tane kullandım. Muzunuz küçükse 4 tane de galiba yeterli olacaktır. Evet, şöyle bir sıra olacak şekilde muzlarımın hepsini yerleştiriyorum. Buzdolabında bekleyen krem şantili çikolatalı karışımımı şimdi üzerine tamamen yayacağım.
Evet, üzerine tamamen kaplayacak şekilde koyalım. Bir spatula veya kaşıkla üzerini tamamen kaplayalım. İnanın böyle dondurma lezzetinde enfes bir tarif oluyor. Yapımı da oldukça pratik, görüntüsü de çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer daha önce denemediyseniz, özellikle kalabalık misafirlerinizi tercih edebileceğiniz, tadı da muhteşem enfes bir pasta tarifi. Evet, krem şantimin tamamını üzerine boşalttıktan sonra şimdi ortasına ve kenarlarını güzelce kapatacak şekilde krem şantili ve çikolatalı karışımımızı yayıyoruz. Şimdi üzerine son olarak ayırmış olduğumuz keklerimiz vardı. Onları rondodan güzel bir şekilde çektim ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde elimle şöyle hafif hafif bastırarak üzerine yerleştiriyorum. Böyle bu şekilde hafif hafif bastırırsanız daha güzel oturuyor üzerine ve kestiğiniz zaman da böyle dökülmüyor. O yüzden şöyle hafif hafif elinizle böyle yerleştirerek yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini ben bir streçle kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Şöyle 2-3 saat buzdolabında dinlendi. Böyle dinlendikçe daha güzel oluyor. O yüzden mutlaka bir dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, buzdolabına kaldırabilirim. Sonradan keserek sizlere yakından da göstereceğim tabii ki. Pastam yaklaşık 3 saat boyunca buzdolabında dinlendi. Şimdi dilimleyerek yakından sizlere göstermek istiyorum. Ben bu şekilde dilimledim ama isterseniz daha küçük porsiyonluk olacak şekilde de dilimleyebilirsiniz. Yaklaşık 20 kişiye yetebilecek enfes bir pasta tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Evet, hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de aynı şekilde. Yapımı da oldukça pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olmuş olursunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.